Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberin analitiği konusunda çember çember durumları testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de iki tane çember verilmiş. Çemberler dıştan teğet olduğuna göre. Hemen merkezi bulalım. Merkez 1 ne? 1'e 2. Yarı çap kaç? 2. Merkez 2 ne? Merkez 2 de 4'e 6. Yarı çapta R olduğunu biliyoruz. Çemberler dıştan teğet diyor. Hemen dıştan teğet çemberleri şöyle çizelim. Birinin merkezi 1'e 2, birinin merkezi 4'e 6. 1'e 2'nin yarı çapı çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştiriyorduk. Tam değme noktasından geçmek zorundaydı. E, birinin yarı çapı kaç? 2. Birininki de R. Hocam şurası 2 nokta arası tek uzaklık değil mi? Evet. X'ler farkı 3, Y'ler farkı 4. 3, 4, 5 üçgeninden 5 çıkar burası. R artı 2 eşittir 5 ise R'yi de buradan 3 buluruz. Ya da 2 nokta arasındaki uzaklığı uzun yollarında bulabilirsin. Bunu sen öğrendin artık biliyorsun değil mi? Evet R'yi böylelikle 3 bulduk geldik örnek 2'ye. Çemberler verilmiş hemen birincinin merkezi nedir? 1'e pardon eksi 1'e eksi 2. Yarı çapı da 12. Öbürü nedir? Merkez 2 nedir? Hocam o da 5'e 6 ve yarı da R olduğunu biliyoruz. Çemberler içten birbirine teğettir. Yarı çaplarını alacağı, R'nin alacağı değerler toplam. Bak iki durum var burada. İçten teğette. Birincisi şu. Bu merkezi eksi 1'e 2 olan büyük çember olabilir. Merkezi Eksi 1'e 2 olan küçük çember olabilir arkadaşım. Şöyle. Ee, büyük çember böyleyken içten teğet çemberler bu şekilde olacak. Merkezi 1'e 2 olan da. Merkezi 1'e 2 olan küçük çember de bu şekilde ise büyük çember de bu şekilde olacak. Yani diğer merkezde şöyle bir yerde olacak. 5'e 6 burada olacak. Öbürü de 5'e 6 burada olacak. İşte o yüzden iki değer çıkıyor burada. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Birinin yarı çapı yani merkez 1'in yarı çapı 12. Bunun yarı çapı 12 12. Sonra burası R olduğunu biliyorum. E şurayı ben iki nokta arasındaki uzaktan bulabilirim. X'ler farkı 6. Y'ler farkı kaç? 8 diyeceğim ama değil. Şurası eksi 2'ymiş pardon. Eksi 2'ymiş. Şimdi X'ler farkı eksi 1, eksi 5'ten eksi 6. Y'ler farkı eksi 8, 6, 8, 13 kendinden. Burası 10 çıkar. E 10 artı R, 12 ise R'yi buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Peki bu durumdayken çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Hemen şu şekilde. 2 nokta arasındaki uzaklık zaten 10'du. Şu küçük çemberin yarıçapı da yani 1'e 2'nin yarıçapı da kaçtı zaten? 1'e 2'nin yarıçapı da 12 idi. Şurası da 12. Gerçi 10, 12 olacak ya. Şöyle merkezi de için alacak ama hiç önemli değil. Burada büyüğün merkezinde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Büyüğün merkezinde buradan 10 artı 12'den kaç yapıyor? 22 yapıyor. Sadece şu şekilde çemberler birbirine işten teğet olduğunda Birinin merkezi burada diğerinin merkezi burada iç içe şey olacak ama fark etmiyor. Zaten benden şuradaki uzunluk isteniyor. Yani 22 yapar. E o zaman ne oldu burada? Bir yarı çapı 2 bulduk bir yarı çapı 22 bulduk toplamda da kaç yapar? 24 yapar. Evet örnek 2 24 bulduk geldik örnek 23'e. Çemberler verilmiş arkadaşlar böyle verildiği zaman da merkezi eksi 2 bölü 2'ye eksi bölü 2, eksi bölü 2 yani şunu eksi 2'ye böldün eksi 2'ye böldünce 2 bunu da eksi 2'ye böldün eksi 4 çıkar Sonra yarı çapı da bulabiliriz. Yarı çapta neye eşit? 1 bölü 2 kare içinde d kare 16 artı e kare 64 eksi 4 f. 4 çarpı 11. Bak işaretiyle birlikte alacaksın. Şu toplam kaç yaptı? 80 mi yaptı? Evet 80 yaptı. 80'den 44 çıkınca 36 yapar. Kök içinde 36 6 diye çıkar. 1 bölü 2 ile çarpınca da 3 olur. Yarı çapı 3 oldu. İkincisine bakalım. Eksi d bölü 2 yani eksi 4'e. Eksi de bölü 2 yani artı 4 yapar. Yarı çapta 1 bölü 2 1 bölü 2 kare küçüğünde D kare 64 artı E kare 64 eksi 4F 4 çarpı 28 yapacak. E burası 64 64 128 1 bölü 2 kare içerisinde 128 eksi 4 kere 8 32 4 kere 2 8 112 yapar. O zaman buradan da kaç geliyor? 16 mı geliyor? Evet 16 geliyor galiba. 16 kök dışına 4 diye çıktı. 1 bölü 2 ile çarpınca da 2 oldu. Yani yarı çapı da buradan 2 bulduk. Şimdi çemberler arasındaki uzaklık en az kaçtır diye soruluyor. İki çember bu şekilde. Birinin merkezi kaça kaçtı? 2 eksi 4'tü. 2 eksi 4. Diğerinin merkezi kaça kaçtı? Diğerinin merkezi de x 4'e 4'tü. Şimdi bu iki çember arasındaki en kısa mesafe sorulursa merkezleri birleştiririz. İşte buradaki mesafedir. En uzunu sorulursa merkezleri birleştirirsin. Şunları da uzatırsın. En uzun mesafede burası yapar. Evet bizden en kısası isteniyor. Şu yarıçapı 3'tü. Bunun yarıçapı kaçtı? 2'ydi. Arkadaş şuradaki uzunluğu ben bulabilirim. X'ler farkı 6. Y'ler farkı 8. 6, 8, 10 üçgeninden 10 çıkar burası. 3, 2 daha 5'i buradaysa o zaman buraya da 5 kalır. Yani cevap 5 çıkar. Kaçıncı soruda? En az 5 çıkar. Bak bu en az. En çoku da soruluyormuş bize. En az 5 çıkar. En çok da bunları da uzatırsın böyle. 2'yi ve 3'ü de eklersin. 10 burada. 2, 3 daha. E, kaç yapıyor? En fazla da. En fazla da 15 yapmış oluyor arkadaşım. Evet cevabımız bir 5 olacak en az. Bir de en fazla da 15 olacaktır. Örnek 3'ü de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlemin birinci bölgesinde bulunan ve x ekseninde teğet olan Merkezi A virgül B olan ve yarı da 2 olan bir çemberden bahsediyorum. Hemen analitik düzlemi çizeyim. Şöyle çiziyoruz kardeşim. Birinci bölgede olacak ve x ekseninde teğet olan. x ekseninde teğet olan çember şöyle bir çember değil midir? Evet. Merkezi burası A virgül B diyordu bize. Şöyle geldiğim zaman merkez teğet çektik. Aa burası B olur. B dediğimiz kaç? Zaten yarı çapı 2 vermiş. Yani B aslında 2. Şurayı 2 olarak biliyorum. Şurası 2 olduğunu biliyorum. Çemberiyle x kare artı y kare 36 çemberi k noktasında içten teğettir. He. Şimdi bu çemberiyle merkezi kaç bunun? 0'a 0 yarı çapıda 6 olan çember içten teğet. E merkezi bu olan çember. İçten teğet olacaksa şöyle bir çember olmaz mı bu da arkadaşım? Evet. Şimdi burada çemberler birbirine değdi. zaman merkezleri birleştirir. Tam değme noktasına kadar gidiyorduk. Yarı çapı kaçtı? Bunun 36 idi. E o zaman burası 2. Küçüğün yarıçapı, çapı. Büyüğün şey, yarıçapı da 6 ya. Hocam buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Aa burada Pisagor bağıntısı çıktı. 90'ı karşı 4 iken 30'u karşı 2'dir. Burası da 60'ı karşı da 2 köküçü olur. O zaman K noktasının x80'de olan uzaklığı isteniyor. K noktasının x eksenine olan uzaklığı. Şimdi şuradaki K noktası değil miydi? K noktası da işten teğetti. Bunun x eksenine olan uzaklığı isteniyor. Şuradaki uzaklık isteniyor arkadaşlar. Bitti gitti. Bundan sonrasında şu iki köküsü de bulmama da gerek yokmuş. Arkadaş burada bir benzerlik yok mu var? 4 bölü 6. 4 bölü 6 eşittir. 2 bölü h değil midir? Evet 2 bölü h'dır. E arkadaş bu yarıya inmiş bu da yarıya inecek. Haş buradan kaç olacaktır? 3 olacaktır. Güzel bir soru arkadaşlar. Analitik düzen çizikliğini ÖSYM analitik de seviyor. Çember analitiğinde de seviyor. Haberiniz olsun. Dördüncü soru 3 çıktı geldik 5'e. X kare artı Y kare yani merkezi ne demek? Sıfıra sıfır olan ve yarı çapı 1 olan çember. Analitik düzlem birinci bölgesinde eksenlere teğet olan bir çember. Bu çember ile dıştan teğettir. Hemen analitik düzlem çizip yine yorumlayalım bakalım. Şimdi ne diyordu? Birinci bölgede eksenlere teğet olan çember. Birinci bölgede eksenlere teğet olan çember ile merkezi sıfıra sıfır ve yarıçap 1 bir olan çember dıştan teğettir. Merkezi sıfıra sıfır ve yarıçap 1 bir olan çember dıştan teğettir. Tamam bunun yarı çapının bir olduğunu biliyoruz. Biz çemberler birbirine böyle e, değiyorsa hemen merkezleri birleştir yapıyorduk. Tam değme noktasına geçmek zorunda. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap, Hatta burası da yarıçap. çap. Şurası da bir değil mi? Evet. A, R. Burası da R. Hocam R, R. R, R kökü yapması lazım. R kök 2 neye eşit oldu? R artı 1'e eşit olacak. Buradan R kök 2 eksi R eşittir 1 olur. R parantezinde kök 2 eksi 1 eşittir 1 olur. R'yi de buradan 1 bölü kök 2 eksi 1 olarak buluruz. Kök 2 artı 1 ile çarparsam kök 2 artı 1 bölü karesi eksi karesinden 1 yapar. Yani bizden ne isteniyor? Eksenlere teğet olan çemberin yarı çapı isteniyor. R isteniyor. R'yi de böylelikle kök 2 artı 1 olarak buluruz. Bu da güzel bir soru. Örnek 5'i de kök 2 artı 1 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Evet bu ne demek? Merkezi 2'ye 7 olan, yarıçapı da 2 olan bir çember ile çemberlerin durumlarını kıyaslayınız. Şunun merkezine bakalım mı ilk önce? Birincinin merkezine. Birincinin merkezi nedir? 5'e 3, yarıçapı da 3. Hemen birinciyi kıyaslayalım arkadaşlar şöyle. Şimdi merkezi kaça kaç 2'ye 7 olan bir çember ile merkezi kaça kaç olan bir çember, merkezi 5'e 3 olan bir çemberi kıyaslayacağım. Bu iki nokta arasındaki uzaklığa bakalım önce x'ler farkı 3, y'ler farkı 4, 3, 4, 5 üçgenim. E hocam birinin yarı çapı 2, diğerinin yarı çapı 3. Birinin yarı çapı 2, diğerinin yarı çapı da 3 ise eğer bak bu şekilde olmak zorunda. Çünkü aralarındaki mesafe 5'ti. Yani birbirine dıştan teğet oldu. Bir ne oldu? Dıştan teğet oldu. Dışta, dıştan dıştan teğet iki çember oldu. Evet teğet iki çember de diyebiliriz. Hatta dıştan teğet diyebiliriz. İkinciyi inceleyelim. İkincide de arkadaşım bu 0'a 0 merkezli yarıçapı 4 olan bir çemberle 0'a 0 merkezli yarıçapı 4 olan bir çemberle 2'ye 7 merkezli yarıçapı kaç olan 2 olan çemberi inceleyeceğim. Şimdi 2 nokta arasındaki uzaklığa bakalım. 2 nokta arasındaki uzaklığa baktığımız zaman ne oldu? Kare küçüğünde 4 artı 49. Arkadaşım şu kare içinde nereye yazayım? Şuraya yazayım. Kare küçüğünde 2 eksi 0'ın 4'ün karesi 2'nin karesi artı 7'nin karesidir. 49 kaç yapıyor? 49 4 daha 53 yapıyor. 53 yaptı burası. Kök 53 olacak. Burası kök 53. Şimdi birinin yarı çapı kaçtı? 4. Birinin yarı çapı 4. 4 yarı çatlı bir tane çiziyorum. 4 yarı çatlı bir çember çiziyorum. Merkezi 0 0. Diğeri de kaç? 2 yarı çatlıydı. Hocam 2 yerinin yarı çapı da 2. E, 4 2 daha kaç? 6. 6 kök 53'ten küçük değil mi? 6 kök 53'ten küçük olduğu için 6 bir dakika bir daha söyleyeyim. 6 kök 53'ten büyük olduğu için o zaman burası 4 ken, burası da 2 olmak zorunda. Değil mi? 6 kök 53'ten ne? Büyük değil mi? Bir saniye ya. 36. küçük küçük, küçük ne olacak? Büyük nereden geldi? Burası küçük olacak. 6 kök 53'ten küçük. E burası kök 53 ya zaten. Hocam burası kök 53 şu ikisi toplamı da 6. O zaman arada bir mesafe daha olması lazım. O zaman bunların ne olması lazım? Bunlar ayrık olması lazım. Üçüncüyü inceleyelim. Merkezi kaça kaç? Merkezi 4'e 1 ile yarı çapı 5 olan bir çember ile diğerini kıyaslayacağım. Ee, merkezi 4'e 1 ile merkezi 2'ye 7 inceleyeceğim. 2'ye 7 inceleyeceğim. Şu aralarındaki mesafeye bakayım. X'ler farkı 2, Y'ler farkı 6. Hocam burası da o zaman 2 ve 6'dan dolayı şuradaki mesafeyi biliyorum ben. E, ee, Karekük içinde şuraya yazıyorum. Karekük içinde 2'nin karesi 4 artı 6'nın karesi 36. Kök 40 yaptı burası. Evet, kök 40 yaptı burası. Burası kök 40. Bunun yarıçapı kaçtı? 5. Birinin yarıçapı 5. Şöyle 5 yarıçaplı çemberi çizdim. 5 yarıçaplı. Diğerinin yarıçapı da kaç? 2. 2 yarıçaplı acaba burada mı? 5 2 daha kaç? 7. 7. Kök 40 7'den nedir arkadaşlar? Küçük değil midir? Evet. Kök 40 7'den küçük olduğu için o zaman bunlar ayrık olmayacak. Bu sefer kök 40 daha küçük. O zaman Burada arada bir mesafe olmuyor. Ya yani şöyle yaparsam eğer burası 2, 5 2 daha 7 ama kök 40 uzunluğun daha küçük olması lazım. E 7'yi daha büyük gösterdik. O zaman nasıl olması lazım bunların? Şu şekilde olması lazım arkadaşlar. Yani bunlar da ne oldu o zaman? Üçüncü durumda kesişen 2 tane çember olmuş oldu. Evet örnek 6'yı da bu şekilde bulduk. Birinciyle ne oldu? Teğet. İkinciyle ne oldu? Ayrık. Yani hiçbir noktada kesmiyor. Üçüncü ile ne oldu? Kesişen. İki noktada kesişen de diyebiliriz arkadaşım buna. Tamam. Evet örnek altında bu şekilde çıkmış oldu. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani çember doğru durumlarında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.